Geçmiş olsun. İşte bu sihirli sözle başlıyor her şey. Bu sihirli iki kelimeyle açılıyor hastanenin soğuk koridorları. Ve geçmiş olsun diyerek girdikleri odalarda çocukların yüzleri, annelerin gözleri gülüyor. Özlem Arma'nın koordinatörlüğünde yürütülen Mutlu Olalım projesinin gönüllüleri her hafta İzmir'de hastanede yatan çocukların mutluluğu için çalışıyor. Özlem Arman aslında bir dış ticaret uzmanı. Üniversite yıllarında animatör olarak çalıştıktan sonra profesyonel hayata geçince insanları mutlu etme yeteneğini gönüllü bir organizasyon için kullanmak istemiş. Hastanede yatan çocukların yalnızlığını görünce de Mutlu Olalım projesini hayata geçirmeye başlamış. Birkaç tane kitap göstereyim sana. Sen de annenle beraber ya da annen sana okuyabilir. Resimlerine bak sen. Mutlu Olalım projesi gönüllüleri 13 yıldır aralıksız olarak her hafta İzmir Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ve Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ni ziyaret ediyorlar. Ve her ziyarette çocukların kalplerini iyileştiriyorlar. İlk anda biz sadece oyun yapıyorduk burada, yani faaliyet gerçekleştiriyorduk. Ama zaman içerisinde ailelerin ihtiyaçlarını da gördükçe ve onlar da bizlerle dertlerini paylaştıkça onlara da yardım etmeye çalıştık. İşte buradayken onlar ikinci el kıyafet, ikinci el oyuncak, kütüphane mantığında kitap veriyoruz, işte teşvik ediyoruz. Sonra işte onkolojide hijyen önemli diye hijyen malzemeleri sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında özel günlerde ilk el hediyeler veriyoruz. 40 gönüllümüz var. Yani 18 yaşında, 14 yaşında da gönüllümüz var, 50 yaşında da gönüllümüz var. Emekli, çalışan, öğrenci hepsi gönüllü. Burada maaş alan hiç kimse yok. Faaliyetlerimizi akşam saatlerinde yapıyoruz. Çünkü çocukların en yalnız hissettikleri zamanlar. Sonra çocuklarımızı burada moral verip işte hastanede geçen çocukluklarını yaşatmaya çalışıyoruz. Mutlu Olalım projesi sadece gönüllüler tarafından yürütülen ve hastanede yatan çocukların birkaç saatte olsa güzel zaman geçirmelerini amaçlayan bir çalışma. Mutlu Olalım ekibi gülmeye başladıkça çocukların da keyfi yerine gelmeye başlıyor. Tombala oynamak insanın yeteneklerine göre bana kalırsa birazcık da zeka geliştirdiği için bana kalırsa eğlenceli oluyor. Moral oldum. Birazcık daha kendimi iyi hissediyorum. Bunun gibi faaliyetlerle daha çok ilgileniyorum. Şimdi ben bunun ismini söyleyeceğim. Siz sesini çıkaracaksınız. Ben bu işe ilk başladığımda zaten bunun yapılıyor olduğunu düşünmüştüm. Sonra oradaki hastanedeki çocuklara sorduğumda senden başka kimse gelmiyor abla dediler. Hasta bir çocuğun yüzü güldüğünde yaptığım işin ne işe yaradığını gerçekten görüyorum. Biz de insanız çünkü, robot değiliz. Hani çok üzüldüğün anlar olabilir, serviste mutsuz bir şey görmüş olabilirsin ama her şey geçiyor gerçekten ve bu hayata bakış açını değiştiren bir şey. Kesinlikle insanı büyütüp mutlu insan yapıyor. Özlem Arman ve arkadaşları 13 yıl boyunca yaklaşık 40 bin çocuğun hastanede yatarken biraz olsun mutlu olması için çalıştılar. Bir oyunla, bir oyuncakla, bir kitapla çocukların küçük kalplerini güldürürken onlar da kocaman bir fark yarattılar.